Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün İslam tarihi konu başlığımızda Hazreti Peygamber döneminden bahsedeceğiz inşallah. Hazreti Peygamber'in yapmış olduğu faaliyetlere şöyle kabaca bir baktığımızda değerli arkadaşlar. Evet, her şeyden önce Hazreti Peygamber Kureyş kabilesinin Haşim oğulları soyundan gelir değerli arkadaşlar. Malumunuz babası Abdullah, annesi Amine'dir. Dedesi Abdülmuttalip Mekke'nin hatırı sayılır kişilerinden değerli arkadaşlar. Abdülmuttalip'in torunudur. Hazreti Peygamber Rebi'ülevvel ayının 12'sinde 571 yılında Mekke'de dünyaya gelmiştir. Doğumundan önce babasını 6 yaşına geldiğinde ise maalesef annesini kaybetmiştir. Hem yetim hem öksüz olarak karşıma çıkar Hazreti Peygamber değerli arkadaşlar. Evet, annesinin rahmetli olması üzerine 8 yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib'in koruması gözetimi altında kalmıştır. Ancak dedesinin kaybedilmesi üzerine yani dedesinin de rahmetli olması üzerine amcası Ebu Talib'in himayesinde yaşamını sürdürmüştür. Hazreti Peygamber daha peygamber olmadan önce dürüstlüğünden ve doğruluğundan dolayı değerli arkadaşlarım kendisine El Emin yani güvenilir lakabı verilmiştir. Yine peygamber olmadan önceki döneminde özellikle Mekke'de haksızlığa zulmü uğrayanları muhafaza eden onları koruyan Hılful Fudul isimli bir cemiyetinde üyesi olarak karşımıza çıkar Hazreti Peygamber değerli arkadaşlar. Evet, Hazreti Peygamber malumunuz 25 yaşında Hazreti Hatice ile evlilik gerçekleştiriyor ve nihayet 40 yaşına geldiği zaman da Mekke yakınlarındaki Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında ilk ayeti aldı değerli arkadaşlar. İlk ayet malumunuz Ramazan ayının 27. gecesinde inen Alak suresinin ilk 5 ayeti. İkra, Bismillahirrahmanirrahim, halak, halakal insana bin alak diye başlayıp devam etmekte olan meşhur ayet-i kerimeler değerli arkadaşlar. Ki oku, yaratan Rabbin adıyla oku ki o seni kan pıhtısından yarattı diye devam eden meşhur ayeti kerimeler değerli arkadaşlar. Evet, Hazreti Peygamber Allah'tan almış olduğu bu mesajı değerli arkadaşlar önce yakın çevresiyle paylaşacaktır ve işte ilk Müslümanlara baktığımızda Peygamberimizin hemen yakın çevresinde bulunan insanlar olduğunu söyleyebiliriz. Mesela bunlardan bir tanesi ki aynı zamanda ilk kadın Müslüman değerli arkadaşlar Hazreti Hatice'dir. Peygamber Efendimizin eşi. İlk çocuk sahabe-i kiram Müslüman. Hazreti Ali henüz daha 7 yaşında olduğu rivayet edilir ki Peygamberimizin amcazadesi değerli arkadaşlar. En yakın arkadaşlarından bir tanesi ki ileriki yıllarda kayınpeder olacak değerli arkadaşlar ki Hazreti Ayşe'nin babasıdır. Hazreti Ebubekir ve kölesi değerli arkadaşlar Hazreti Zeyd. İlk Müslümanlar içerisinde yer alır ki aynı zamanda bunlar aşire-i mübeşşeredendir. Yani daha hayattayken cennetle müjdelenmiş olan Müslümanlar arasında yer alır değerli arkadaşlar. Evet, Müslümanlar değerli arkadaşlar, doğrusu İslam Mekke'de kök salmaya başlayınca, yaymaya başlayınca Mekkelilerin baskısı ve zulmü de artacaktır. İşte bu baskıların şiddetlenmesi ve dayanılamaz hale gelmesi üzerine değerli arkadaşlar 615 ve 617 yıllarında iki defa Kral Necaşi'nin ülkesi olan Habeşistan'a göç edilmiştir. İşte tarihte bu zorunlu göç hareketine biz hicret diyeceğiz. Ancak şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Evet, Müslümanlar ilk hicretini günümüzdeki Etiyopya bölgesi olan Habeş topraklarına gerçekleştirdi. Ancak sorularda özellikle hicret kelimesi yani ilk ifadesi değil de sadece hicret kelimesi geçerse bizim buradan anlamamız gereken Hazreti Peygamber'in de göç etmiş olduğu Yesrib yani Medine bölgesine gerçekleştirilen hicret. Asıl hicret bu bölgeye gerçekleştirilmiştir değerli arkadaşlar. Evet. Mekke'den Medine'ye göç eden bu insanlara yani sadece bedenlerini götüren bu insanlara muhacir diyeceğiz değerli arkadaşlarım. Ki Medine'de de bunları karşılayıp sadece evini değil gönlünü de bu insanlara açan insanlara biz ensar diyeceğiz. Yani göç edenler muhacirlere evini, yurdunu, gönlünü açan insanlara ensar ifadesini kullanacağız. Evet, hicret önemli değerli arkadaşlar. Sorularda bolca karşımıza çıkacaktır. Dikkat etmekte fayda vardır hicret kavramına değerli arkadaşlar. Ki hicretin şöyle ve genel olarak sonuçlarına baktığımızda. Her şeyden önce değerli arkadaşlar İslam'ın yayılması ivme kazanmıştır, hız kazanmıştır. Bunun temel sebebi değerli arkadaşlarım Mekkelilerin zulmünden kurtulmuş olması dolayısıyla Müslümanların baskından kurtulduğundan dolayı ki İslam biliyorsunuz barış ortamında daha hızlı yayılır değerli arkadaşlar. Bu da İslam'ın hızlı şekilde yayılmasını ortam hazırlamıştır diyeceğiz. Artık Peygamber Efendimizin hicret sonrasında Medine'de bulunmakta olan Yahudilerden bir anlaşma yaptığını görmekteyiz ki biz buna vatandaşlık anlaşması diyeceğiz. İşte bu yapılan Yahudilerden yapılan bu vatandaşlık anlaşması sonrasında Medine site devleti veyahut da İslam devletinin kurulduğunu söyleyeceğiz. Yani
Peygamber Efendimiz Mekke dönemindeyken sadece peygamberdi derler Kaşar. Ama Medine'ye geldikten sonra bu yapılan Medine İslam Anlaşması sonrasında hem peygamber hem de devlet başkanı olmuştur diyeceğiz. Peygamber Efendimizin hicret sonrasında yapmış olduğu ilk eylemlerden bir tanesi derler Kaşar. Medine'de bir mescit yaptırmak ki biz buna Mescid-i Nebi veya da Nebevi diyeceğiz. İşte Mescid-i Nebevi'nin bir kısmını okula çevirecektir Hazreti Peygamber. Ki buna da biz Ashab-ı Suffe diyeceğiz derler Keşer. Ashab-ı Suffe yeni Müslüman olmuş Kur'an'ı bilmeyen insanlara Kur'an öğretmek veya da okuma yazma bilmeyen sahabe-i kirama okuma yazma öğretmek amacıyla açılmış olan bir eğitim kurumudur. Dikkat edin değerli Keşer'im. İslam'ın ilk emri ikra yani oku. Peygamber Efendimiz'in hicret sonrasında Medine'de yaptığı ilk faaliyetlerden bir tanesi okul yapmak. Okul yaptırmak. O halde şunu söyleyebilir miyiz? İslam eğitim öğretime önem veren bir inançtır diyebilir miyiz değerli arkadaşlar? Evet önemlidir değerli arkadaşlar. Evet bir de hicret değerli arkadaşlar İslam dünyasında kırma noktasına sahip olduğu için yani önemli ve gelişme olması hesabıyla Hazreti Ömer döneminde 639 yılında oluşturulan hicri takviminde başlangıcı kabul edilmiştir diyeceğiz. Evet değerli arkadaşlar Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç ettiler ancak Medineliler, yani üzerine Mekkeliler, yani müşrikler şunun farkındadılar. İslam'ın temeli, İslam'ın tohumları Mekke'de atıldı ve Müslümanlar güç kazandıktan sonra Mekke bölgesine gelip Mekke'nin hakim olacaklardır. İşte bunu önlemek adına, Müslümanları ortadan kaldırabilmek adına onlarla savaş gerçekleştirdiler. Peki ben bu bilgiye bakarak, yani şu Bedir Savaşı ifadesine bakarak değerli arkadaşlar, müşrikler veyahut da Mekkeliler Müslümanları siyasi olarak tanımıştır diyebilir miyim? Tabii ki diyemem. Çünkü bu bir savaştır. Savaş evet iki farklı güç arasında gerçekleştirilir ama henüz daha Mekkeliler Müslümanları siyasal bir güç olarak değil de bir askeri güç olarak tanımışlardır ve onları yok edebilmek adına mücadele vermişlerdir. Bir devlet olarak henüz daha tanıdıklarını söylemek için erkendir diyeceğiz değerli arkadaşlar. Evet Hicri 2. yılda yani Hicret'in 2. yılında 624 yılında gerçekleşen bu Bedir Savaşı'nın şöyle bir sebebine baktığımızda. Malumunuz değerli arkadaşlar Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ettikleri zaman sadece bedenlerini getirmişlerdi. Evlerini, arazilerini, işte önemli gayrimenkullerini özellikle Mekke'de bırakmışlardı. İşte Mekkeli müşrikler de bu Müslümanları zayıflatabilmek adına bu mallara çökmüşlerdi, el koymuşlardı. İşte bunun bir nevi karşılığını almak veya intikamını alabilmek adına Medine'de bulunan Müslümanlar Mekkelilere ait önemli ticaret kervanlarından bir tanesine saldıracaklar. Saldırmak isteyecekler daha doğrusu Ebu Sufyan komutasındaki Mekke kervanına saldırmak isteyeceklerdir. Her ne kadar Ebu Sufyan yönünü değiştirip yolunu değiştirerek farklı güzergah takip etse de yani bir nevi Hazreti Peygamber'in bu hedefini boşa çıkarmış olsa da kendi kervanlarını korumak amacıyla silahlanmış olan Mekkeliler Müslümanları yok edebilmek adına Medine üzerine yürüdüler. Dolayısıyla derler kaşa bu durum Müslümanlar ile müşrikler arasında çatışmaya sebep oldu. İşte bu savaş Bedir kuyuları bölgesinde gerçekleştiği için Bedir Savaşı adını alacaktır. Bedir Savaşı önemli değerli arkadaşlar. 305 kişilik İslam ordusuna karşı 900 küsur müşrikin mücadelesi. Dünya tarihinde böyle bir savaş yok değerli arkadaşlar. Yani ikinci örnek vereceğimiz bir savaş söz konusu değil. Çünkü bu savaş baba ile oğul, abi ile kardeşin, anne ile oğlu arasında meydana gelen bir savaştır. Yani akrabalar savaşı olarak karşıma çıkar ki önemli bir imtihandır değerli arkadaşlar. Müslümanlar açısından bu savaş. Evet bu savaşın şöyle bir sonuçlarına baktığımızda. Her şeyden önce Müslümanların ilk askeri savaşı ve askeri başarısı olarak karşıma çıkar değerli arkadaşlar. İlk askeri mücadele ve ilk zafer elde ettik. Ve yine değerli arkadaşlar Peygamber Efendimiz bu savaşta başarılı olduğu için yani İslam Devleti komutanı olarak başarılı olduğundan dolayı hem dinsel hem de siyasal gücünün artını net olarak ifade edebiliriz. Yine aynı şekilde değerli arkadaşlar bu savaşta esirlere nasıl muamele yapılacağını veyahut da ele geçirmiş olan yaralı düşman askerlerine ne tür bir tavır davranış içerisine girileceğini veyahut da elde edilen zenginliğin yani ganimetin nasıl paylaşılacağını ortaya koydu Peygamber Efendimiz. İşte Bedir Savaşı bu yönüyle İslam savaş hukukunun ortaya çıkmasını sağlayan önemli bir gelişmedir. Sorularda özellikle bu yönüyle çıkar değerli arkadaşlar. Yani İslam dünyasında savaş hukukunun ortaya çıkmasına sebep olan gelişme aşağıdakilerden hangisidirdir? Tabii ki cevap Bedir Savaşı olacaktır değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bir sene sonra
Bedir Savaşı'nın intikamını almak isteyen Mekkeliler ikinci kez saldırıya geçeceklerdir ki bu savaş da Uhud Dağı eteklerine meydana geldiği için Uhud Savaşı olarak adlandırılır. Bu savaşın temel sebebi Bedir'in intikamını almak, Ebu Cehil'in intikamını almak değerli arkadaşlar. Evet, bu savaşta Peygamber Efendimiz Uhud Dağı eteklerine 50 tane okçu yerleştiriyor ve bu okçuların kesinlikle ama kesinlikle yerlerini terk etmemesi konusunda kati bir emir verir. Ancak savaşın seyri Müslümanların lehine olduğu dönemde, yani Müslümanlar savaşı kazanmıştı, artık müşrikler savaş bölgesini terk ediyorlardı. Okçular da ganimet toplanmasına yardımcı olmak amacıyla maalesef Uhud Dağı'ndaki yerlerini, konumlarını terk edeceklerdir. Bu durum Mekkeli müşriklerin başında olan Halid bin Velid için bir fırsata dönüşecektir ve tekrardan saldırıya geçeceklerdir ve Müslümanları maalesef mağlup edeceklerdir. Peygamber Efendimiz Elmacık kemiğinden yaralanacak değerli arkadaşlar. Hatta bir dişinin kırıldığından bahsedildi bu savaş esnasında maalesef. Ve 70 tane şehit vereceğiz değerli arkadaşlar. Ki bu şehitler içerisinde Hazreti Peygamber amcası Hazreti Hamza da vardır diyeceğiz. Yani önemli bir kan kaybı yaşayacaktır maalesef Müslümanlar. İşte bu savaş değerli arkadaşlar Müslümanların ilk mağlubiyeti olarak kabul edilebilir. Ve bu yine bu savaşın en temel özelliği değerli arkadaşlar Emirül Mümininin veyahut da peygamberin sözüne itaatin önemi ortaya çıkmıştır diyeceğiz. Eğer bu okçular yerlerini terk etmeseydi Allahu alem büyük olasılıkla savaş Müslümanların lehineydi. Zaten o şekilde devam ediyor değerli arkadaşlar. Yerlerini terk edince maalesef aleyhimize döndü ki bu da komutanın sözüne veyahut da peygamberin sözüne itaatin önemini ortaya koyan önemli bir gelişme olarak karşıma çıkar. Evet değerli arkadaşlar 2 sene sonra tekrar Müslümanları yok edebilmek adına işte Medine'deki Yahudiler veyahut da çevredeki müşrik kabilelerden bir araya gelen Mekkeliler güçlü bir ittifak kurdular ve Medine üzerine yürüdüler değerli arkadaşlar. İslam'ı yok edebilmek adına. Ancak Müslümanlar özellikle Uhud Savaşı'ndaki yenilgiden de dersler çıkartarak değerli arkadaşlar bir savunma taktiği geliştireceklerdir ve İranlı bir sahabe-i kiram olan Salman-ı Farisi'nin görüşüyle Medine'nin etrafındaki özellikle saldırının gelebileceği kısımlara bir atlı veyahut da deve sırtındaki bir askerin geçemeyeceği genişlikte veyahut da bir devenin veyahut da insanın çıkamayacağı genişlik, yükseklikte hendeklerin kazılması yönünde bir taktik geliştirildi derler arkadaşlar ki biz bu taktikten dolayı savaşa hendek savaşı diyeceğiz. Yani Bedir ve Uhud savaşı savaşın gerçekleşmiş olduğu yerden adını alır. Hendek savaşı ise stratejiden ismini almıştır değerli arkadaşlar. Evet bu savaşta savunma savaşı gerçekleştiği için ciddi bir çatışma durumu söz konusu değil. Bir de Mekkeliler değerli arkadaşlar kendi arasında tam bir bütünlük sağlayamadıklarından dolayı amacına ulaşamayacaklarını anlayınca geri çekilmek durumunda kalmışlardır. İşte bu savaş İslam tarihi açısından bir kırılma noktasıdır değerli arkadaşlar. Çünkü son savunma savaşıdır. O halde bu savaş sonrasında savunmada olan Müslümanlar taarruzda olan müşrikler ise savunmaya çekilmişlerdir. İşte son savunma savaşı olması yönü ile Anadolu Selçuklu tarihindeki 1176 tarihli Mirya Kefalon Savaşı'na, Osmanlı tarihinde 1448 tarihli İkinci Kosova Savaşı'na ve yine Kurtuluş Savaşımızdaki Sakarya Savaşı'na benzetilebilir. Veyahut da şöyle bir ifade kullanayım size değerli arkadaşlarım. Hendek Savaşı'nın Mirya Kefalon İkinci Kosova ve Sakarya Savaşı'nın ortak özelliği tarafların son savunma savaşı olmasıdır. Dikkat edin derim değerli arkadaşlar bu dört savaşın ortak özelliği bazen sorularda karşıma çıkabilir. Bilmekte fayda vardır diyeceğiz. Evet değerli arkadaşlar Müslümanlar 1 sene sonra yani Hendek Savaşı'na 1 sene sonra Mekke'deki Kabe'yi ziyaret edilmek amacıyla silahsız şekilde Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktılar. Aha bu durumu fırsata çevirmek isteyen Mekkeliler değerli arkadaşlar silahlandılar ve Müslümanların Mekke'ye girişini engellemek hatta Müslümanları ortadan kaldırmak yok etmek istediler. Ancak Müslümanların bu dönemde Mekke yakınlarında Rıdvan biatını gerçekleştirip peygambere kesin bir şekilde kanlarının son damlasına kadar itaat edeceklerini, emirden çıkmayacaklarını ifade edince Müslümanların bu kararlılığı karşısında Mekkelileri geri adım atmak zorunda kaldılar ve bir anlaşma yapıldı. İşte anlaşma Mekke yakınlarında Hüdeybiye bölgesinde gerçekleştiği için anlaşmaya Hüdeybiye Anlaşması diyeceğiz değerli arkadaşlar. Anlaşmanın maddesine baktığımızda değerli arkadaşlar Müslümanlar bu sene haç yapmayacaklardır. Bir sonraki sene haç gerçekleştireceklerdir.
Ve bu hac süreleri 3 günü geçmeyecektir. 3 günden fazla kalmayacaklardır. Hatta bu hac süresince derler ki yaşar Mekkeli müşrikler Mekke'yi terk edecektir. Müslümanlar Mekke'de tek başına kalacaklardır. Tabi Müslümanlar silahsız şekilde gelip bu ziyaretlerini gerçekleştireceklerdir. Yine aynı şekilde bu anlaşmanın diğer maddesi değerli arkadaşlarım Mekkeli bir müşrik, bir çocuk, bir kişi Müslüman olup velisinin izni almadan Medine'ye Hazreti Peygamber'in yanına sığınırsa velisi talep etmesi durumunda o kişiyi geri alabilir. Yani Mekke'ye geri götürebilir değerli arkadaşlar. Tam tersi bir durum. Mekke'deki bir şahıs müşrik olarak Mekkeli müşriklere sığınırsa Müslümanlar onu geri alamayacak. Yani bir nevi taraflar arası mutakabiliyet yani karşılıklılık veyahut da eşitlilik ilkesine ters bir şekilde karar vardır diyeceğiz. Müslümanların aleyhineymiş gibi gözükür değerli arkadaşlar. Ama meşhur Amiroğlu Ebu Cender müşriklerin bu planını bozacaktır değerli arkadaşlar. Amiroğlu Ebu Cender'in yapmış olduğu faaliyetleri araştırmanızı tavsiye ederim sizlere. Evet anlaşmanın diğer maddesine baktığımızda değerli arkadaşlarım taraflar Mekke'deki ve üzerim Arap Yarımadası'ndaki diğer kabilelerden istedikleri gibi anlaşma yapabilir. Yani özellikle ticari anlaşmaları yapabilir. Ancak askeri anlaşmaları yapmayacaklardır. Yani diğer kabilelerden askeri yardım almayacaklardır değerli arkadaşlar. Ve yine Mekkeliler ve Medine'deki Müslümanlar 10 yıl boyunca savaş yapmayacaklar. Şu noktaya dikkat edin değerli arkadaşlar. Dikkat ederseniz anlaşmada süre var. Bu 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl hiç önemli değil. Anlaşmaya belli bir ömür biçiliyorsa taraflar birbirlerine güven duymamışlardır ifadesi net olarak yapıştırabiliriz değerli arkadaşlar. Evet, bu anlaşmanın en temel özelliği değerli arkadaşlar. Anlaşma kişiler arasında olmaz. Devletler arasında gerçekleşir. O halde iki taraf birbirini devlet olarak yani siyasal güç olarak hukuken resmen tanımıştır diyeceğiz. Hüdeybiye Anlaşması'nın maddelerinden çok değerli arkadaşlar İslam'ın, daha doğrusu Müslümanların ilk kez Mekkeliler tarafından resmen siyasi olarak veyahut da hukuken tanınması yönüyle sorularda karşıma çıkar. Dikkat edin derim. Aman ha. Artı değerli arkadaşlar artık 10 yıl savaş yapmayacaklar ya en azından anlaşmanın maddesine göre değerli arkadaşlar ki 10 yıl sürmüyor da anlaşma. Bir göreli bir huzur ortamı barış ortamı çıkıyor değerli arkadaşlar ortaya ki bu da İslam'ın yayılışını hızlandırmıştır. İslam'ın yayılışının hızlanması ki İslam'ın güç kazanmasına ortam hazırlayacak. Bu da Mekke'nin fethini kolaylaştırmıştır diyeceğiz. Evet bir sene sonra değerli arkadaşlar yani Hüdeybiye'den bir sene sonra özellikle Mekke'nin müşrikleri İslam dünyası üzerine kışkırtan, onlara ekonomik olarak sponsorluk yapan, destekleyen Yahudilerin merkezi konumunda olan Hayber bölgesi vardır. İşte bu Hayber hem Yahudilerin yani bu nifak tohumunun merkezi olması, yani Mekkeli müşrikleri Hayber'e İslam toplumuna karşı, Medine'ye karşı kışkırtması, hem de Şam ticaret güzergahı üzerinde olması ve bu yolun ele geçirmek arzusu Peygamber Efendimiz'in Hayber bölgesine sefer düzenlemesini ortam hazırlamıştır. Bu sefer önemli. Bu sefer sayesinde değerli arkadaşlar Şam ticaret yolu İslam dünyasına eline geçecektir ve bu yolun güvenliği sağlanmıştır diyeceğiz. Bu savaşın şöyle bir özelliği var. Müslümanların ilk saldırısı yani ilk taarruzu ve ilk toprak kazancıdır. Ve bu toprak kazancına paralel olarak o bölgede yaşamakta olan Yahudilerden üretmiş olduğu üründen dolayı vergi alacağız 5'te 1 oranda. Biz buna haraç diyeceğiz. İşte İslam'da ilk haraç ki aynı zamanda güvenlik vergisi olan cizye vergisinin de alınmasını ortam hazırlayan meşhur gelişmedir. Hayber değerli arkadaşlar. Evet diğer bir gelişme Mute Savaşı değerli arkadaşlar. Bizans Devleti ile Osmanlı özür dilerim. İslam toplum arasında gerçekleşen bir savaştır. Bu yönüyle önemli değerli arkadaşlar bilinmesi gereken yönüyle ilk Müslüman Bizans Savaşı olarak karşıma çıkar bu savaş. Evet nihayet İslam değerli arkadaşlar doğmuş olduğu topraklara Mekke'sine kavuşacaktır 630 yılında. Evet, sebep nedir dersek değerli arkadaşlar bir defa anlaşma maddesine ihlal etmesi yani Mekke'lerin Hüdeybiye anlaşmasına uymamaları değerli arkadaşlarım. Yine sahibimizin, kutsal bizim kutlayıkahımızın değerli arkadaşlar putlardan temizlenmek arzusu da veyahut da İslam'ın önündeki önemli bir engel olan Mekke'nin düşürülmek istenmesi de savaşın diğer bir sebebi olarak veyahut da fethin bir gerekçesi olarak karşıma çıkar. Mekke gibi müşriklerin ya bu nifak tohumunun önemli kalbi olan, merkezi olan bir bölgenin ele geçirilmesiyle İslam'ın Arap Yarımadası'nda özellikle değerli arkadaşlar yayılması hız kazanmıştır ve buna paralel olarak Arap Yarımadası'nın fethine ortam hazırlamıştır. Ve tabii ki değerli arkadaşlar Peygamber Efendimiz Mekke bölgesine geldiği zaman o Kabe'nin içerisine girecektir malumunuz.
innel hakka ve zehakal batıl diyerek Kabe'deki putları tek tek elindeki asanı yıkacaktır Hazreti İbrahim gibi değerli arkadaşlar. Böylece Kabe'yi putlardan temizlemiş oldu diyeceğiz Hazreti Peygamber. Evet, Tebük diye bir sefer var değerli arkadaşlar. Bu seferin en temel özelliği Peygamber Efendimizin gerçekleştirmiş olduğu son seferdir. Seferin gerekçesi değerli arkadaşlar yanlış bir ihbar diyelim, bir söylenti diyelim. Bizans İmparatoru Heraklius normalde Sasaniler üzerine gitmekteydi ama bu sanki İslam dünyası üzerine gelmekte gibi haber gelecek Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz de Müslümanlar zarar görmesin diye Arap Yarımadası'nın dışında Tebük bölgesinde Bizans ordusunu karşılamak isteyecek. Ama Bizans'ın hedefi İslam dünyası değil, yani Arap Yarımadası değil, Sasani toprakları olunca, İran toprakları olunca değerli arkadaşlar herhangi bir çatışma yaşanmadı. Dedik ya bu savaşın en temel özelliği Peygamber Efendimizin gerçekleştirmiş olduğu son sefer olması değerli arkadaşlar. Zaten bir sene sonra değerli arkadaşlar yani Hicret'in 10. yılında Peygamber Efendimiz Mekke'den tekrar Medine'den Mekke'ye hac vazifesini gerçekleştirmek için gidecektir. Ve bir süre sonra haçtan sonra Medine bölgesine geldiğinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmiştir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in son haccıdır değerli arkadaşlar. 632 yılında gerçekleştirmiş olduğu bu hac. Ve bu haç sırasında hutbe yapacaktır. Burada biz veda hutbesi diyeceğiz. Çok meşhur bu hutbedir değerli arkadaşlar. Kesinlikle her harfini okumanızı tavsiye ederim bu hutbenin değerli arkadaşlar. Bu hutbenin şöyle genel mesajına baktığımızda işte tüm Müslümanların insanların eşit olduğunu yani siyahın beyaza, beyazın siyaha üstünün olmadığını, üstünün sadece ve sadece takvada olduğunu ortaya koyup söylüyor Peygamber Efendimiz. Yine Müslümanların kardeş olduğunu ve birbirlerinin canlarına, mallarına kastetmemesi gerektiğini, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını ve kadınlarına iyi davranması gerektiğinden bahsediyor Hazreti Peygamber. Her harfini okuyun derim değerli arkadaşlar veda hutbesinin. Evet, Peygamberimiz veda hutbesi sonrasında değerli arkadaşlar Medine'ye gelecektir ve Medine'de kısa bir süre sonra rahatsızlanarak maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybettiğinde değerli arkadaşlar Hicri takvime göre 63 yaşındadır. Miladi takvime göre ise 61 yaşındadır. Yani takvimler arasındaki zaman farkından dolayı kaç yaşında rahmetli olduğu da farklılıklar ifade eder. Yani birisi 63 yaşında derse de doğrudur. 61 yaşında rahmetli olmuş dese de o da doğrudur diyeceğiz. Evet, Hazreti Peygamber'in vefatı sonrasında değerli arkadaşlar halife yani vekiller iş başına gelecek. Peygamberimizin peygamberlik durumu dışında her türlü yetkisine sahip olan kişiler. Halife ile peygamber arasındaki en önemli fark değerli arkadaşlar, peygambere vahiy gelir, halifelere vahiy gelmez diyeceğiz. Evet, özellikle peygamber vekilleri içerisindeki dört vekil, ilk dört vekil önemli değerli arkadaşlar. Bunlar Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'dir. Ve bu halifeler Hulefe-i Raşidin olarak bilinir değerli arkadaşlar. Dört halife olarak bilinir. Bu dört halifemiz seçimle iş başına geldiği için yani Müslümanların ileri gelenlerini oluşturmuş olduğu şura tarafından seçilmiş olduğundan dolayı Cumhuriyet dönemi olarak adlandırılır. Dikkat edin derim. Evet değerli arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardır. Bir sonraki derslerde görüşmek temennisiyle hoş kalın, hoşça kalın.